Grindr'e yatırmışlar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ABD piyasalarının dün negatif açılışla başladığını gördük. Daha sonra gene alımlarla pozitif kapanışlar gerçekleştirdi. Bu olumlu hareketler gün sonunda devam etti diyebiliriz. Avrupa piyasalarına bakacak olursak dün satış baskısı yoğunlaştı. DAX'ta özellikle %1'in üzerinde satıcılı seyir söz konusuydu. Daha sonra ABD piyasalarıyla beraber kapanışa yakın bir toparlanma geldi. Onlar hani negatif kapattılar fakat %1 eksinin kayıplarını toparladılar diyebiliriz. En azından belli bir ölçüsünü toparladılar. Bugün için pozitif açılış beklemekteyiz Avrupa piyasalarında genel olarak. Uzak Doğu piyasalarına baktığımızda Şangay Endeksinde %3'e varan satışlar söz konusu. Nikkei Endeksine baktığımızda yatay hareketler devam ediyor. Bizim piyasamız için öngörümüz, endeks dün volatilitesi çok yüksek olan bir gün yaşadı. Biliyorsunuz ki yatay bir açılışta başladı. Daha sonra satış baskısı geldi ve liderlerin görüşmesinin ardından Çalışma Bakanımızın açıklamasıyla beraber bir anda piyasa yukarı yönlü sert hareketlerle alındı. Yaklaşık 1000 puan civarında ve pozitife döner gibi oldu. Arkasından bu açıklamadan hani, gerekçeleri sunulmadığı için satış baskısı geldi ve iki liderin de aslında koalisyonla alakası olmadı. Açıklandı ve yine bir koalisyon kurulamadı. Erken seçim kesin gözüyle bakılıyor. Nasıl gidiciliği tartışılıyor buraya? Bundan dolayı da endeks satış baskısı devam edecek diye düşünüyoruz. Bugün için açılışta negatif bir açılış bekliyoruz. 76.500 ilk destek noktamız. Bu noktanın altına kırılması durumunda 76.000 seviyesine kadar endekste geri çekilmelerin devam edeceğini öngörmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerin hızlanması veya başlaması için 77.500 direnç noktasının kırılması gerekmektedir. 77.500 direnç noktasının altında kaldığı her dakika endekste satışlar devam edebilir diye düşünüyoruz. Dolar TL güne rekorlarla başladı, yine 2.88 seviyesine doğru hareketlerini sürdürmekte. Bu tabii ki piyasa üzerinde baskıyı arttırıyor. Ayrıca bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu var. Dolar TL'deki bu yükseliş onların da görüşleri üzerindeki baskıyı arttırdığını düşünüyoruz. Ve aslında normalde bakıldığında bu ay çoğu kurum beklentiler daha doğrusu faiz artırım yapılmayacağı yönde ama kurdaki geçtiğimiz son 3 gündeki yukarı yönlü hareket Merkez Bankası'nda rahatsız edecek seviyelere gelmiş olabilir. Ve bu rahatsız edici seviyelerden dolayı bir faiz arttırımı gelirse kurda geri çekilme yaşanabilir. Bu da endekse olumlu yansıyacak diye düşünüyoruz. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.